Halil Reçber Piyasalardan herkese merhabalar değerli arkadaşlar. Evet, borsanın rekor kırdığı bir gün yaşadık haftanın ilk gününde. Tam 989 gün, 205 hafta, 47 ay ve 4 yıl sonra. Bu ne anlama geliyor? Bu yeni rekorlar gelecek mi? Endeks bundan 4 yıl önce çığırtkanların 100 bin, 107 bin, 120 bin, 130 bin, artık herkesin salladığı, tabiri caizse, bir dönem. Herkes hatırlıyor. Bu seviyeleri, bu seviyelerin üstünü söyleyenlere herkes çok iyi hatırlıyor. Kimler söyledi? Çok iyi biliyor insanlar. Şunu da söylemek istiyoruz. Bizim de o zaman bir tezimiz vardı. Şunu diyorduk. Borsa önümüzdeki 4,5-5 yıl yeni rekor göremeyebilir. Ve bunu da sık sık paylaştık. Ve 4 yıl oldu arkadaşlar. Borsa daha yeni rekor gördü. Bu bizim ne kadar haklı olduğumuzu da ortaya çıkarttı. Çünkü dolar bazında da gördüğünüz gibi biz o tarihte, şöyle hemen sağ tarafta Borsa İstanbul'u görüyorsunuz. Bakın, dolar bazında 5'ti. Kaça kadar geldik? 1.90'a kadar geldik. %60'lık düşüşü biz söylemiştik, paylaşmıştık. Şimdi aynı durum tabii ki, hemen sol tarafa bakalım arkadaşlar. Brezilya Bovespa Endeksini görüyorsunuz. Brezilya Bovespa Endeksine bakın arkadaşlar. Burada da 5'lerden gelen bir düşüş ve Brezilya bizden çok daha önce hareket ettiği süreçlerden bahsetmiştik. Şimdi o kadar Brezilya ile benzerliğimiz var ki arkadaşlar, dolar bazında biraz önce bahsetmiş olduğumuz benzerlikler. Hemen ben bizde şöyle tabloyu alıp tekrar Brezilya ile karşılaştırma noktasına getirmek istiyorum ve bahsetmiş olduğumuz üzere bakın, son dönem burayı dikkat al, sol tarafta Brezilya, sağ tarafta Borsa İstanbul. Şimdi ne kadar benzerlik içinde olduğunu size göstermek adına bunu yapmak istiyorum. Bakın, Brezilya, sağ tarafta Borsa İstanbul. Brezilya 2013'te endeks 2.60'lardan, 2.58'lerden, bakın biz de 2.62-2.58'dik. Çok ciddi bir çöküş yaşadık. Brezilya çünkü çöküş yaşaması 2013'te 1.90'a kadar. Biz peki nereden yaşadık? Evet, aynen, Brezilya 2.58, biz 2.58, nereye kadar yaşadık? 2'lere, hatta 1.90'lara kadar, görüyorsunuz. Birinci dip, biz de birinci dibi yaptık. Tepki verdiler, biz de tepki verdik. Sonra biz düştük, kaça? 1.90'a. Bakın, tarih burada 2017 arkadaşlar. Peki Brezilya'da kaç arkadaşlar? Brezilya'da 2014. Yani tam 3 yıl önce arkadaşlar. Düşünebiliyor musunuz? Muhteşem bir benzerlik, muhteşem çalış. Sonra Brezilya 2014'te ciddi bir ralliye başladı. Bu ralli 1, 2, 3, 4, 5 aşamada gerçekleşti. Kaça kadar? 2.76'ya kadar. Nereden? 1.90'lardan. Biz kaçı gördük? Gördüğünüz gibi 1.90'ları gördük. Birinci aşama, ikinci aşama, üçüncü aşama, bakın. 1, 2, 3. Demek ki biz bu aşamayı tamamladık. Dördüncü aşamadayız. Yani dördüncü aşamadayız. Brezilya, bakın, özellikle çizgileri, yatay çizgileri kırmızı, mavi, yeşil, açık mavi, mor, pembe, siyah olarak aldım arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Neden? Çünkü yanda rakamları görelim diye. Geldik 1.90'lardan. Bakın, 1.90'lardan hemen şöyle buraya bir pembe çizgi daha koyacağım ve daha iyi göreceğiz. Şimdi gördüğünüz gibi bizde de 1.90'lar, 1.97'ler, yani 1.90 derken 1.97, 1.90, 3.97, aynı, hiç değişen bir şey yok. Birinci yeşile kadar ulaşıyor, 2.4. Birinci yeşile kadar, bakın, Brezilya 1.90'dan 2.4'e, yeşile ulaşıyor. Biz 1.90'dan nereye ulaşıyoruz? Yeşile. 2.4'e arkadaşlar, bakar mısınız? Sonra Brezilya düzeltme yaşıyor. Kaça kadar yaşıyor? 2.22'ye kadar. Sonra biz bir düzeltme yaşıyoruz, bakın. Biz biraz daha burada 1 dolar daha yukarıda gelecektir. Sonra 2.3'e. Sonra 2.2, 2.3 Brezilya, gördüğünüz gibi. Sonra bir yükseliş, sonra bir yükseliş, gördüğünüz gibi. Kaça geliyoruz? Bakın, Brezilya'da da bu var. Şöyle düştük, yükseldik,
Düştük. Rally'ye girdik. Böyle hemen Brezilya'ya dönüyorum. Bakın buradan aynısını Brezilya'da yapacağız. Arkadaşlar. Demin çizdiğimizi. Brezilya 1.90'dan başlıyor. Bakın biz de 1.90'dan başlamıştık burada, görüyorsunuz değil mi? Hatta onu da alayım ki tamamlamış olalım. 1.90'dan başladık. Hemen bize dönüyorum. Şimdi daha tamamlamış oluyoruz. 1.90'dan başlıyor Brezilya. Sonra küçük bir düzeltme var. Bakın burada da küçük bir düzeltme var. Geldik 2. Brezilya 2. Sonra Brezilya 3 yapıyor. Bakın biz de 3 yaptık. 4 yıl sonra yaptık tabii bunu. 3 yıl sonra yaptık tabii bunu. Sonra Brezilya küçük bir düzeltme daha yapıyor. Biz de aslında burada küçük bir düzeltme yapıyoruz. Sonra şu rally, yani şu rally şu an içinde bulunduğumuz rally. Maviye kadar. 2 nokta kaçmış? 62. Biz kaçtayız arkadaşlar? 2.62'deyiz. Yani bugünden sonra çok ciddi bir kar satışı. Nereye kadar? 2.3'e. Hemen bakalım. Demek ki biz buradan, bu bölgeden 2.3'e. Yani şöyle bir yere kadar. Yani yükselişin başladığının yeşile kadar. Yeşilin biraz daha altına. Şöyle bir bölgeye. 2.3'ler. Kaçmış tam bakalım. 2.4, özür dilerim. 2.4'e şuraya kadar. Yani şuraya kadar bir düşüş. Brezilya'nın olduğu gibi hemen şöyle alıyorum. Sonrasında tekrar bir rally var. Sonrasında tekrar bir rally var Brezilya'da. Kaça? 2.78'e. Sonrasında biz tekrar bir rally yapıyoruz. Daha doğrusu yapmayı düşünüyoruz. 2.70 kaç demiştik? 78'e. Sonra arkadaşlar Brezilya'da bir düşüş başlıyor. Bu düşüş kademe kademe olacak ve bunları paylaşacağız. Sonra ilk yeşil, sonra tekrar yeşile tepki, sonra mora, mavi arasında gezip sonra siyaha, sonra daha düşüş. Bakın bu düşüş nereye kadar devam ediyor biliyor musunuz Brezilya'da? Buraya kadar anladık herhalde. Bu sıkıntı yok. Brezilya'da bundan sonraki düşüş arkadaşlar, bakın nereye kadar olmuş. Hemen oraya dönüyoruz. Grafiğimize döneceğiz. Ben böyle bir şey bekliyorum. Yani yüzde vermek istemiyorum ama bak biraz önce arkadaşlar, biraz önceki çalışmamız. Şu çalışmayı görüyorsunuz. Büyük bir çöküş. Bu çöküş ne zaman olacak biliyor musunuz? Bu yaz veya yazın ortasından sonra ekonomik kriz veya ekonomiyle ilgili bir sıkıntı veya dünyada bir sıkıntı. Çok ciddi bir çöküş. Bu kademe kademe geliyor, dalga dalga geliyor. Dolayısıyla arkasından ilk etapta arkadaşlar 1.5'a kadar gelen, ilk etapta 1.5'a kadar gelen o büyük dalga. Kaç ayda gelmiş Brezilya? 9, 3, 5, evet. 9, 3 dersek 3, 6. 6 ayda. Eğer biz bugünden düşünecek olursak kaçıncı aydayız? 4. aydayız, 5. 11. ay, yani Kasım'a kadar devam edecek, Ekim-Kasım'a kadar devam edecek ciddi bir düşüş. Sonrasında bir tepki, şurada olduğu gibi arkadaşlar. Sonrasında çok ciddi bir çöküş. 1 doların altı. Biz de arkadaşlar bakın Borsa İstanbul'da şunu yaptık. Geldik, sonra tepki verdik. Sonra şöyle yapıyorum arkadaşlar. Bunu bir ne derseniz diyeyim, bir kriz senaryosu olarak görün. Ben zaten bir kriz bekliyorum çünkü ekonomi berbat. Ve utanmadan da zamlara devam ediliyor arkadaşlar. Bu zaten en kötüsü de bu. İnsanların gözünün içine baka baka dalga geçiliyor. Maalesef zam yapılıyor yani. İnsanların gözünün içine baka baka zam yapılıyor. Böyle şey olur mu ya? Yani zaten ekonomi durmuş. Niye zam yapıyorsun kardeşim ya? Neyse yani konuşulacak çok şey var. Evet. Büyük ihtimalle şu çöküş bizde enflasyonla ve yüksek faize. Faizler tarafında da arkadaşlar ben %20 bekliyorum. Bu emlak sektörünün ciddi anlamda yara alması demek. Emlak sektörü derken biliyorsunuz